Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, iyi geceleriniz, hayırlı geceleriniz olsun. Ahmet Konanç YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu geceki, bu yayınki konuğumuz Gülen Yüzlü tahtalı tablomda da yazdığı üzere Kemal Adem'i. Kemal Adem'i kimdir? Açıkçası şunu söyleyeyim. Emre Belezoğlu futbolu bıraktı. Artık saha dışında Özellikle biz gazetecilere çalım atmaya başladı ama helal olsun. Tam 12'den vurmuş İsviçre'de yaşayan bu futbolcuyu yakından takip eden arkadaşlarımla da yaptığım görüşmeler ve bana gönderdikleri bazı doneler üzerinden de bu gece son 1,5-2 saattir Kemal Ademi üzerine bir çalışma yaptım. Şimdi sizler de benimle birlikte Kemal Ademi'yi daha yakından tanıyacaksınız. Fenerbahçe Spor Kulübü yaklaşık 2 saat önce bir tweet attı ve dedi ki kulübümüz... Bazel kulübünde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Adem'i ve kulübüyle prensipte anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelmiştir. Arkadaşlar Kemal Ademi için benim kendi hazırladığım bilgilerden önce şöyle genel geçer bir iki başlık vereyim ki konu beynimizde zihnimizde daha iyi yer etsin. 2019-2020 sezonunda bazel formasıyla Kemal Ademi'nin 43 maçta 15 gol 5 asist yaptığını ifade edelim. Çok değerli bir oyuncu 24 yaşındaki bu Santrfor İsviçreli bir oyuncu, savaş sırasında Almanya'ya göç eden bir Kosovalı ailenin çocuğu. Son sezonluk performansını şöyle biraz daha açabiliriz. 43 maçta 24 ilk 11 bunun. 15 gol, 5 asistlik bir performansı var. Bu arada şunu da keyifle ifade etmekte fayda var. Ben bir tweet attım. Dedim ki limitler neden vardır? Limitler niçin vardır? Sizler altına çok güzel şeyler yazdınız. Ben neler yazacağınızı tahmin ediyordum. Her şeyi biz yazamıyoruz. Sizlerin tamamlamasını bekliyoruz. Eğer o tweet'ten haberi olmayanlar varsa, yayından hemen sonra Ahmet Konanç Twitter hesabına giderek Limitler niçin vardır'ın altına lütfen yorum yapsınlar. Transfer yapamaz denilen Fenerbahçe. Mert Hakan, Caner Erkin, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Gökhan Gönül Filip Novak, Mamet Sinan Gümüş, Jose Sosa, Lemos, Ener Valencia, Tizarant, Nazım Sangare, Samatta, Sisse, Perotti, Kemal Ademi ve çok yakında da az sonra detayları konuşacağız. %99 Bakasetas'ı transfer etti, edecek. Sevgili dostlar Hemen kısaca özetleyeyim. Kemal Ademi'nin artıları, Kemal Ademi'nin eksilerini sizler için çıkardım. Bakın açık alanda yakalamak zor. Vedat Muriç'ten daha büyük potansiyel olduğunu söyleyen dostlarım var. Bu önemli. Vedat Muriç kadar efendi değil sahada. Kudurtucu bir tarzı var. Vedat Muriç kadar sahada efendi değil açık söyleyeyim. Kudurtucu bir tarzı var. Uzun boyuna rağmen daralanda kıvrak. Pozisyon takibi yüksek. Son vuruşlarda da başarılı gördüğüm bir oyuncu. Kemal Adem'i, devam ediyorum. Uzaktan şut çekmeyi seviyor. Bunu hayli seviyor ve çok deniyor bunu. Sırtı dönük oynayabiliyor, dönük vurabiliyor. Vücudunu da çok iyi kullanıyor. Fırsatçı, pozitif anlamda beleşçilik seviyesi yüksek. Tanju gibi, Jardel gibi hayal edin. Ve şu önemli, aynı coğrafyadan... Elif Elmas ve Vedat Muriş'ten sonra İtalya'ya yıldız gönderme çekiciliğine, e, cazibesine sahip olan, iyi bir piyasa olarak görülen özellikle İtalya'dan Fenerbahçe için yeni bir fırsat. Bu transferdeki temel felsefede zaten bu sevgili arkadaşlar. Kemal Adem'i gelişime ve oynamaya ihtiyacı var. Eksilerine şöyle bir bakarsak. Fenerbahçe'de ilk 11 şu an zor görünüyor. Uzun lig takvimi için alınıyor. Ve ikinci yarı maçların ikinci yarılarında çözücü bir oyuncu olarak düşünülüyor. En azından bu bilgiyi aldım. Türkiye'deki sert defanslara alışması İsviçre'den gelen, e, Bazelden gelen, İsviçre Ligi'nden gelen bir oyuncu için fazla kolay olmayacak. Ee, bu düzende çok kart görebilir. Kudurtucu bir tarzı var yani mücadeleci bir tarzı var. Her şeye rağmen iyi bir tercih. Bunlar da eksiler ama eksilerin içinde de artılar barındıran... Kemal Adem'i düşüncesi bendeki. Şimdi arkadaşlar Ener Valencia olsun Samat da olsun belli bir yaş özellikle Ener Valencia'da kapsıyor. Ve Fenerbahçe'nin artık geleceğe dönük projeleri de var. Fenerbahçe böyle bir takım Elif Elmas, Vedat Muriç, Ferdi, Altay. Bunlar Fenerbahçe'nin şampiyonluk için kadrosunda barındırdığı oyuncular olmakla beraber bu ve bununla beraber satışa dönükte Fenerbahçe oyuncuları kadrosunda barındırıyor. E, Kemal Ademi de yine böyle bir e, düşüncede yapılan bir transfer ve şunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Lig çok uzun. Bakın Galatasaray'ın düştüğü durumu. Yeterince transfer artık o yeterince transfer çizgisi algısı da değişti. Yeterincenin üstünde transferler yapmanız lazım. Yorgunluk, ard arda maçlar, sakatlık, performans düşüklüğü, disiplin problemleri sizi daha derin kadrolar yapmaya itiyor. Bu kanalda en başından beri ne söylüyoruz? Fenerbahçe'nin derin bir kadro arayışı var. Emre Berezoğlu'nun şampiyonluk yolunda derin bir kadro hedefliyoruz söylemini size aktarırken de işte bunu ve bugünleri kastediyordum sevgili arkadaşlar sevgili dostlar. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından Kemal Ademi transferinin hamlesinin doğru olduğunu ve Kemal Ademi'yi az önce 10-15 başlıkta ifade ettim artıları eksilerini biraz da tanıdığımız tanıtabildiğimiz bir video başlangıcı oldu. Şimdi çok merak ediyorsunuz biliyorum. Bakasetas'ı soruyorsunuz. Bakasetas'la ilgili önemli şeyler söyleyeceğim size Ama şu konuyu bir tamamlayayım Emre Belezoğlu bana göre Kemal Ademi ile transferin son saatlerinde şapkadan tavşan çıkarttı Şapkadan tavşan çıkarttı Artık tabii bir 10 numara bekliyor Fenerbahçe Emre Belezoğlu uyumuyor kendisi gibi gazetecileri de uyutmuyor Bunlardan bahsetmek lazım Kemal Ademi'nin 2 metrelik boyunun Fenerbahçe'ye büyük bir artı olduğunu da rahatlıkla söylemek lazım sevgili arkadaşlar. Şu doğru eğriye eri doğruya doğru. Fenerbahçe bu ENDIA ile son ana kadar ilgilendi. Fakat bu ENDIA zor bir transfer. Dolayısıyla Pelkas transferinin de gündeme gelmesi gayet normal ve olağan. Fakat bendeki bilgi evet şimdi ifade ediyorum Sayın Başkan Ali Koç başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirerek en başından beri bizzat peşinde olduğu Bakasetas transferi için bir kez daha devreye girdi. Oyuncuyla prensipte anlaşıldı. Alanya Spor'la da büyük oranda anlaşıldığı ve Fenerbahçe'nin beklenen 10 numarasının Bakasetas olacağını bendeki bilgilerle size ifade edebilirim. Evet Fenerbahçe'de beklenen 10 numaranın Bakasetas olacağını bu transferin direkt olarak Başkan Ali Koç tarafından hedeflenen ve kovalanan bir transfer olduğunu, başkanlar seviyesinde bir görüşme olduğunu sizlere ifade edebilirim. Sorulardan bir tanesi Serdar Aziz ne olacak? Arkadaşlar Serdar Aziz meselesini bugünlere getiren süreç şöyle başladı. Serdar Aziz'den ziyade daha net daha ayakları düzgün ve hatadan daha uzak hata oranı daha düşük stopel arayışıyla başladı her şey. Bu süreç içinde Serdar Aziz'in e, maaşında indirime gitmesi istendi. Serdar Aziz kendisini şöyle savundu. Ben Galatasaray'dan zaten maaşımı indirerek ve bununla birlikte e, belli bir kura 6,5 galiba 6,5 liraya kuru euroyu Euro sabitleyerek geldim. Dolayısıyla indirim talebi doğru değil indirimde bulunmak istemiyorum dedi. Yine bu gece de ortaya çıktı ki Serdar Aziz'in Beşiktaş'ta görüşmeleri var. Ben de doğruladım doğru bu görüşmeler doğru ama oyuncunun Fenerbahçe'den bon e, bonservisini eline alarak bütün ödemelerini alarak ayrılma isteği Beşiktaş'ın da mümkün olan en karlı şekilde Fenerbahçe'ye bu transferde maaşının bir kısmını ödetmeye çalışarak bu transferi bitirmeye çalıştığı Gerçeği var sevgili arkadaşlar. Bunu da sizlere rahatlıkla ifade edebilirim. Ee, Serdar Aziz meselesiyle ilgili. Şimdi neleri konuştuk? Yayını yeni açan arkadaşlarımız için. Kemal Adem'i kimdir? Çok detaylı bir sizlere bilgi verdim. Bakasetas meselesinde hangi aşamada Fenerbahçe? En yakın isim Bakasetas. Onu hemen kısaca özetleyeyim. Bunu konuştum. Ve şimdi bitirdiğim bir konu Serdar Aziz meselesi arkadaşlar. Fenerbahçe'ye gelenler ve gelecek oyuncuları sadece dikkate almayın. Bakın Fatih Terim'in göndermeyi de başaramıyoruz dediği noktada Fenerbahçe bu kalite değişimini, kaliteye doğru evrimleşmeyi, evrilleşmeyi nasıl başardı ve nasıl birçok oyuncuyu gönderdi. Yarın Fenerbahçe'de inecek uçaklarla birlikte inecekten daha fazla kalkacak uçakları göreceksiniz. Serdar Aziz, Rodriguez, Allah Yar, Dirar ve belki birkaç sürpriz isim daha. Benim burada kişisel fikrim Zanka bu takımda kalmalı. Zanka önemli bir oyuncu. Zanka derken Danimarka milli takımının stoperinden bahsettiğimizde unutmayalım. Bir kez daha özetlemek gerekirse Kemal Ademi, Elif Elmas ve Vedat Muriş'ten sonra aynı bölgeden alınan ve İtalya'ya artık e, sayıca fazla transfer göndermeyi yapmaya giden e, futbolcu transferi yapmaya alışmış bir Fenerbahçe'nin yeni bir projesi olarak doğru bir isim olarak duruyor bendeki e, isimler arasında sevgili dostlar kısaca özetleyeyim aramıza yeni gelenler için bakın Fenerbahçe gerçekten çok doğru bir transfer hamlesi yaptı hemen bu arada sizlerden rica edeyim lütfen işte bu içerik üreticisi kanalı yaşatmaya devam etmek için bu kanala abone olmayı unutmayın Bildirimlerinizi lütfen açın. Yine yayını beğenmeniz de çok önemli ama abone olmanız ve bildirimleri açmanız, bu ikisini yapmanız, bu Fenerbahçe içerik mecrasını devam ettirebilmemiz için çok önemli. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Kemal Adem'i. Açık alanda yakalamak zor. Vedat Muriç'ten sonra çok daha büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen dostlarım var. Muriç kadar efendi değil onu söyleyeyim. Kudurtucu bir modu var. Uzun boyuna rağmen daralanda kıvrak, pozisyon takibi yüksek, son vuruşları başarılı. Uzaktan şut çekmeyi çok seviyor, bunu çok deniyor. Sırtı dönük oynayabiliyor, vücudunu çok iyi kullanıyor. Fırsatçı, pozitif beleşçilik seviyesinde fırsatçı. Burada örnekler verdim Tanju olarak Mario Jardel. Bilmeyenler izleyebilir videolarını. Bizler biraz eskilik, yeni nesil kaçırmış olabilir. Çok önemli oyunculardı. Bu oyuncuda da böyle bir pozitif belekçilik var doğrusu. Aynı coğrafyadan Elif Elmas ve Vedat Buriş'ten sonra İtalya'ya yıldız gönderme çekiciliğine sahip bir kulüp haline gelen Fenerbahçe için yeni bir fırsat. Kemal Adem'i son olarak gelişime ve oynamaya ihtiyacı var. Fenerbahçe'de ilk 11 şu an için zor. Uzun bir takvim için alınıyor ve ikinci yarılarda çözücü bir oyuncu olarak hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Türkiye'deki sert defanslara alışması da zor. Bu düzende çok kart görebilir. Her şeye rağmen iyi bir tercih. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bu arada söylemeden, altını çizmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz Galatasaray Kasımpaşa'ya Kasımpaşa'nın sahasında mağlup oldu. Şöyle bir ifadede bulundum maçtan sonra hemen altını çizeyim Emre Belezoğlu ligin içinden geçti transferleriyle dedim ama tabi Emre Belezoğlu ile birlikte Erol Bulut'un da hakkını vermek lazım ve şu ifadeyi kullandım derbiden sonra Erol Bulut'un taktiğini kopyalıyor Galatasaray'ın rakipleri pas kanallarına beton döküyorlar adeta ve oynayamıyor Galatasaray ve derbi dahil o maçtan sonra kazanamıyorlar Tebrik ederim Erol Bulut Hoca. Galatasaray'ı çözdün ve futbolu istikamet verdin. Harika bir spor futbol direktörünüz var Emre Belezoğlu. Harika bir teknik direktörünüz var Erol Bulut. Harika bir başkanınız var Ali Koç. Harika bir taraftarınız var sizler. Hep dedim ya bu kanalın olma nedenlerinden, açılma nedenlerinden birisi. Negatife bakma sürecinde buna alıştırılmış Fenerbahçe taraftarlarına pozitife bakmaya dönük yardımcı olabilmek. Pozitife bakacak çok tarafınız var. Tekrar görüşeceğiz. Her zaman söylediğim gibi. Kendinize dikkat edin, ailenize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Bu kanalın devam etmesi sizin elinizde. Lütfen abone olmadan ve bildirimleri açmadan ayrılmayın. Bunların hiçbirisi benim kanalımda ücretli değil. Benim kanalımda katıl butonu yok. Ücretsiz abone ol ve ücretsiz bildirimleri aç butonum var. Desteğinizi bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Instagram'a gelin Ahmet Konanç Instagram hesabına. Şimdi oradayım. Detayları, transferi, yeni bilgileri biraz da orada konuşalım. Hoşçakalın dostlar.